durumuyla birlikteyiz. Bu sefer sunacağım kostüm Final Fantasy 7'den Vincent Valentin. Size en güzel görselini seçeceğim. Şimdi bu. Şöyle hemen yaklaştırarak. Çünkü After Effects'te resim eklemeyi bir türlü öğrenemedim. Neyse. Şimdi kostümün tek tek giyiliş aşamalarını ve neden üretildiğini falan kısaca hemen özetleyerek anlatacağım. Öncelikle kırmızı gabardin kullandım kumaşlarda çünkü çok daha dolgun, sert ve pamuklu bir kumaş olduğu için gabardin tercih ettim. Yani bu tarz kostümlerde onu tercih etmelisiniz. Bu da onun alın bandı. Alın bandını bu şekilde aynı orijinali gibi kat kat hazırladım. Bunu hemen takmaya başlayayım ben bir yandan. Şey yapmanız gerekiyor işte bu perçemleri ayıracaksınız. Onu aradan geçireceksiniz. Arkada cırt 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 diyeceksiniz. Tamam, devam ediyoruz. Öncelikle ne giyelim? Ayak zımbırtılarını giymeyi göstereyim. Burada bir ton şey var. Bunların hepsi giyilecek. Öncelikle işte dediğim altına siyah botlarını giymelisin. Sevgili modelim Kaan. Bu Kaan'a yönelik bir video. Siyah bir kot pantolon ya da bulursan diğeri bir pantolon giyersen epik olursun. Onun üzerine siyah bir body böyle uzun kollu efendim giymelisin. İşte onun üzerine diğer aksesuarları takacaksın sırayla. Öncelikle ben ne çalıştım? Plastikten ayak zırhları çalıştım. Bunlar plastik plakalar. Plastik plakaları altın sprey boyayla boyadım. Tek tek zımbalar çaktım ve lastikler artı şey bu çanta askısı denen olay var ya çanta askılarına zımbaladım. Bunları şimdi ayağımıza geçirmeyi göstereceğim ben. Hemen hızlı bir şekilde. Şimdi iki tane lastik halka var. Onlardan ayağı tamamen geçirmen gerekiyor. Böyle. Evet. Burnu yerleştiriyorsun. Zaten lastiklerden çekiştirince burun kendi kendine yerini buluyor. Şu lastikleri hemen çekiştirelim. İşte bu kadar. Bu da senin bacağın çevriliyor. Ve burada çıt çıtı var. Yaş. Ah bu beynini yutmuşum. Bunları çakmamışım. Tamam. Bu şekilde ayak zırhlarımızı giydik. Gayet. Görüntüsü. Epik. Ben kenarlarımızı giyelim. Bunlar tokalar. Önceden böyle bu şekilde ben kemer tokaları alıyorum. Kemer tokaları gümüş sprey boyayla boyuyorum. İstediğim rengi veriyorum ve kostümde kullanıyorum. Bunlar da yine aldığım kemer tokalarından bir örnek. Buraya cırt cırt diktim. Lastikle cırt cırt. Böylece herkese olabiliyor bu kemer. Tamam. Kemerlerimizi taktık. Devam edelim. Ne takalım? Silah kılıfımızı takalım. Silah kılıfımızı deriden diktim. Tamamen suni deriden dikildi. Bu bağlardaki olay şu. Hem lastik var hem deri var. Böylece bacağı çok güzel kavrayacak ve yerinden oynamayacak diye tasarladım. Kocaman bir silahımız var. Silahımız şu anda şey tarafından, işte Kaan tarafından evde yapılıyor. Bunu getiriyorsun abiye. Burada cırt cırt var. Tak yapıştırıyorsun. Bu kadar. Her bacağı uyar bu. Kusura bakmayın. Eski canlılığım yok biliyorum. Birazcık hastayım ben. İdare edin artık. Bugünkü sunum böyle. Çünkü bunu bugün teslim edeceğim. Akşam Kadıköy'de teslim edeceğim için. Şimdi sunumu yapıyorum yani. Yapacak bir şey yok. Evet. Yastıkla taktık. Benim silahım bu. Benim pompalım. Canım pompalımı kullanacağım ben şimdi onun için. Tamam. Sorun değil yani. Silah nasıl olsa şeyde. Bunun silahı yapıldı. Hazır. Yani. O böyle durmayacak. O düz dolduracak. Çünkü geniş bir silah.
Bakarsınız internetten. Evet. Bu pelerinimiz. Esas olayımız. Beni çok uğraştırdı. Gerçekten. Tek parçada diktim ben bunu. Bir sırtımda bir parça var. Bunu resmen bildiğin yaktım ben. Bazı bir yerleri yaktım yani. Fotoğrafları yayınlayınca görürsünüz. Elimde kibritle ben bunu yaktım abi. İşte yakasının içinde tela var. Yine fotoğraflarda görebileceğiniz gibi. Şu işlemeleri anlatayım. İşlemeler Suudi deriden boyanarak yapılan parçalar. Şey, kemer tokaları işleme dediğim. Kemer tokası yani onlar da. Bu şekilde hazırladım ben bunu. Pekala. Bana tabii biraz büyük gelecek ama modelime tam oluyor, merak etmeyin. Erkek bedenine göre kocaman bir kıyafet yine. Evet, saçları da kurtardık mı? Sanırım peruk kullanacak modelim, emin değilim. Saç konusunda ne yapacağım bilmiyorum, bana sormayın. O konuya karışmadım yani. Bot falan giyeceğim diyordu, hatta altına bot giyecekmiş. O konuda da emin değilim. Of. Yine baktım. Evet. Şimdilik durum bu. En sonunda eldivenlerimiz kaldı. Bir elinde düz deri bir eldiven üzerine kol bandı hazırladım. Bu tarz bantları ben bacak ve kollar için hazırlıyorum. Bacak bantları, kol bantları. İşte eldivenin ya da ayakkabının devamında yapıştırabileceğiniz, onu uzatan bir ekstra parça. Yani sahte bir uzunluk gibi düşünebilirsiniz. Bunlardan çok verimli sonuçlar aldık. Ya Andre'nin ayakkabıları, efendim söyleyeyim Sadık Adnan'ın botları, çok bir sürü ya, bir sürü şey yaptık bu şekilde. Bir sürü uzun kolluklarımız, yine Legolas'ın kolluklarını yaptık böyle. Bir sürü kolluklar bir şeyler yaptık da böyle bir şey. Şimdi son parça. Bu benim çok değerli zırhım. Tamamen metalden üretildi bu. 0.75 alüminyum metal plaka. Altı gördüğünüz gibi şey, plastik jelatinleri duruyor hala. Onları çıkarmadım, zarar vermesin çok fazla diye. Bir de şey, koruyor. Gerçekten koruyor yani. Evet, ben bunları tek tek kalıplayıp kestim. Sonra sprey boyayla boyandılar ve en sonunda da şey yaptı işte, eldivene, deri eldivene çaktım. Sakın şuradan çekme, şuradan çek. Çünkü bunların çok da hasar görmesini istemiyorum. İçinde deri var sonuçta, o eldivenin derisinin uzantısı var. Evet, bu şekilde kostümümüz şu anda tamamlanmış vaziyette. Buyurun, Vincent Valentin karşınızda. Full kostüm. Yani çok görkemli bir kostüm, çok eğlenceli bir kostüm. Gerçekten kontak 3'te taşınacak bir kostüm. Yani güzel, karizmatik bir kostüm. Karakter çok sessiz bir karakter. Zaten şu zımbırtı... Bunu tutamıyorum. Evet. Şu zımbırtının arkasına saklanıyor. Yani şuraya ağzını falan hep sokabilirsin. Böyle bu şekilde gezebilirsin. Karakter bir böyle gloomy, işte sessiz. Çok fazla konuşmuyor, karizmatik. Kenarda duruyor, pozunu veriyor ve gidiyor falan. O tarz bir karakter. Ve günü kurtaran bir karakter. Gelip filmde de görürsünüz zaten. Kenardan görevden sıçrayıp günü kurtarıp giden bir karakter. Evet. Başka neyini bilmem lazım? Beni saklamasın. İçeyim zaten, sen biliyorsundur. Gayet büyük bir arkadaşsın. Filmleri vesairesini izlemişsindir. Evet. Bir kostüm tasarladım efendim. Sormak istediğiniz bir şey olursa lütfen yorumlarda sorun. Yakında zaten kontak 3'ten sonra kostüm yapılış fotoğraflarıyla sizden de inceleyebilirsiniz. Başka bir şey daha diyecek miydim? Unuttuğum bir şey yok. Sadece cosplay hafta sardan videomu izlediğiniz için sevgiler, selamlar, teşekkürler diyorum efendim.